Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz. Önce sağlık diyerek başladığımız Başkent'te Sağlık programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz ve yine iki farklı konu başlığıyla ekranınızda olacağız. Sevgili izleyiciler, ilk bölümümüzde şah damarı darlıkları hakkında önemli bilgiler alacağız. Çünkü şah damarı darlıkları hayati sonuçları olabilen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Şah damarı darlıklarının nedenlerini, belirtilerini, neden olabileceği sonuçları ve tedavisinde önemli olan yöntemleri konuşacağız. Önemli sorulara cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tankut Akay hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Hanım. Nasılsınız hocam görüşmeyle? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Hocam çok önemli bir konu başlığımız var. Aslında tabii ki her işlediğimiz konunun sağlığımızla ilgili çok önemli başlıkları, çok önemli soruları oluyor. Ama şah damarı darlıklarının aslında hayati değil mi hocam sonuçları olabildiği için ayrı bir öneme sahip. Şah damarı hocam çok hayati fonksiyonlara sahip. Yanılıyor muyum? Çok doğru. Şah damarı boynumuzun her iki tarafında yer alan, sağda ve solda beyni besleyen ana damarlar. Evet. Beslediği organ itibariyle çok önemli bir göreve sahip. Geçtiğimiz aylarda çok üzücü bir olay yaşandı. İnmeye yol açıyor şah damarı darlıkları ve bunun bizi ne zaman yakalayacağı belli olmuyor. Öyle araba kullanırken, çalışırken, uyurken, herhangi bir zamanda inme geldiği zaman beynin beslendiği bölge, beslenmesi bozulduğu anda bir felç tablosu ortaya çıkıyor. Ve bu felç kocaman bir yelpaze. Ölümden tutun da kişiyi sakat bırakacak bir felçe ya da çok hafif bir dilde kayma, konuşma bozukluğu da olmak üzere geniş bir yelpazede ama hangisinin geldiği, beynin ne kadarlık kısmının etkilendiği ile alakalı. İnme binde 6 gibi bir oranda gözüküyor. Aslında yüksek bir oran. Ve bunun birkaç tane sebebi var. Bir, beyin kanamasına bağlı inme, hemorajik inmeler, stroklar. Bir de beslenme bozukluğuna bağlı olan inmeler. Bunun iki tane kaynağı var. Bunlardan bir tanesi bir pıhtının kalpten kopup beyne gelmesi Bitmesi, onu akut olarak tıkaması ya da şah damarında ateroskleroza bağlı darlığın olması ve o darlığın zaman içerisinde artarak beyni beslenemez duruma getirip kişide felç yaratması bu sebeple önemli diye bir giriş yapmış olayım ben. Çok önemli hocam. Aslında tabii ki her an her yerde de kendini gösterebiliyor. İşte araba kullanırken dediniz, gece uyurken dediniz. Çalışırken, spor yaparken. Bir anda ortaya çıkabilen değil mi hocam? Evet. Ve Allah korusun tabii çok ciddi sonuçları da olabiliyor ama işin kötü tarafı sekel de bırakabiliyor. Çünkü tabii. İnmeler değil mi felçler hocam? Yine aslında programımızın önemli konu başlıkları arasında yine konuştuğumuz. Yaşam kalitesini çokça etkileyen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Hem psikolojik sorunlara yol açan, hem ekonomik sorunlara yol açan, kişiyi hayattan koparabilen, yani sadece kişiyi değil aynı zamanda da ailesini ve sevdiklerini de çok travmatik günler yaşatabilen çok önemli bir hastalık sizin de söylediğiniz gibi. Hocam şah damarı darlıkları nasıl ve neden ortaya çıkıyor? Şah damarı darlıkları aslında bu programda defalarca konuşmuş olduğumuz aynen koroner arter hastalığı gibi, aynen periferik arter hastalığı gibi bütün dünyanın çok büyük bir problemi olan damar sertliği yani aterosiklerozun bir sonucu. Vücudumuzdaki atar damarlarda plak birikmesine biz ateroskleroz adını veriyoruz. Bu plaklar kolesterol, kalsiyum gibi üzerine de biraz pıhtının da bindiği karmaşık mix tipte ya da sert tipte dediğimiz yapılardan oluşabiliyor. Ve bu belli bir yüzdeyi aştıktan sonra hemodinamik yani akımsal olarak anlamlı darlığa yol açtığı zaman tehlike çanları çalmaya başlıyor. Ve bu ateroskleroz en önemli risk faktörü dedik ve bunu arttıracak predispozan dediğimiz bunu kolaylaştırıcı durumlar var. O da nedir? Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara, obezite, her zaman gene altını vurguladığımız ve bu programla aracılığıyla da topluma bilinçlendirdiğimiz bir şey söylüyoruz. Yaşam tarzının değiştirilmesi. Burada da tabii karşımıza çıkıyor. Bütün atar damar hastalıklarında olduğu gibi. O zaman hocam damar sağlığını tehdit eden her türlü risk faktörü aslında şah damarı darlıklarında da kesinlikle yine karşımızda. Kesinlikle. Evet. Değil mi hocam? Özellikle kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon,
sigara kullanımı dedik. Aslında her programda altı çizilen, aslında önemli altını vurguladığımız konular arasında geliyor hocam. Evet, peki ve neden her zaman bunu vurgulamamız gerekiyor? Çünkü toplum yaşlanıyor. Evet. Toplum yaşlandığı zaman kişilerin ortalama ömrü uzadığı zaman eskiden 70 yaş yaşlı olarak kabul edilirdi. Şimdi 90 yaş da çok hastamız var. Ama tabii bu beraberinde birkaç durumu da getiriyor. Koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve şah damarı darlıkları da bu yaş grubunda her dekatta, her 10 yılda bir katlanarak artıyor. Hocam peki şah damarı darlıkları genç yaşlarda da görülebilir mi? Nadir, tabii ki görülebilir. Belli bir şey yok ama 20 yaşında görülmesi çok ama çok nadirdir. Çok nadir. Genellikle yaş 60 aldıkça... yaş, 60 yaş ve üstünde oradaki damarlar da biraz yaşlanmaya başladığı zaman John Hopkins'in eski kurucu dekanının bir lafı var. Damarlarımızın yaşı kadar yaşlıyızdır diye. Aslında tam da bu durumu tarif ediyor. Değil mi hocam? Yani nüfus cüzdanındaki, kimliğimizdeki yaştan ziyade vücudumuz acaba ve damar hani bize yaşı. Damar yaşı evet. Ne veriyor çok önemli. Hocam şimdi bu kadar ciddi sonuçları olabilen bir sağlık sorununu konuşuyoruz. Belirtiler, şikayetler çok kıymetli. Belki rutin kontroller çok kıymetli. Çünkü bazı risk faktörleri saydık. Damar sağlığını tehdit eden. Peki belirti verir mi şah damarı darlığı? Verir. İzleyicilerimiz acaba hangi durum olursa ben mutlaka bir doktora başvurayım diye akıllarından geçiriyor olabilirler. Tek taraflı göze perde inme. Bunun Latince bir adı var. Amaurosis fuga. Tek taraflı gözümün perde indi. Ani körlük, geçici körlük. Elde kolda güç kaybı, konuşma güçlüğü, dilin bir tarafa doğru çekmesi, görme bozukluğunu zaten söylemiştik. Ama görme bozukluğu tıkanan karotisle aynı tarafta oluyor. Yani sağ tarafsa sağ tarafta. Sağ taraf. Şah damarının diğer adı karotis çünkü. Ama elde kolda güç kaybı tıkanan ya da daralan tarafın çapraz tarafında karşımıza çıkması gerekiyor. Bu da enteresan bir özellik. Tezatlık elde var. Kolda güç kaybı olması tıkanan tarafın karşı tarafında olması beklenir. Olması, evet. Konuşma bozuklukları, dil hareketlerinde bozulma, bunların her birisi şah damarı darlıklarının semptomları. Bu durumlarda aslında hiç beklemeden acaba bir sıkıntı var mı yok mu, değil mi hocam? Tabii bu durum zaten çoğunluk hastaları acile getiren bir durumdur. Stroke merkezleri, inme merkezleri ve bu konuyla alakalı tanısını, tedavisini ve takiplerini yapabilen bizim kurumumuzda olduğu gibi Başkent Üniversitesi Hastanesi, nöroloji, girişimsel radyoloji, kalp damar cerrahisi bölümleri ortak ve beraber çalışarak bu hastalığın tanısını koyabilir. Bu gibi tecrübeli merkezlerde, yani hepsinin yapılabildiği merkezlerde bu tanı çok kolay korunabilmekte. Bu değindiğiniz konu çok kıymetli bir konu hocam. Bazen gerçekten hastalıkların hem aslında teşhisinde hem de tedavisinde multidisipliner bir çalışmanın ön planda olduğunu konuşuyoruz. Tabii. Şah damarı darlıkları da aslında inmeyle sonuçlanabilir, ciddi sonuçları olabilir, ölümlere neden olabilir diyoruz. Yine burada bir ekip çalışması söz konusu. Çok doğru. Aynı zamanda bu ekip saydığım nöroloji, radyoloji, kalp damar cerrahisi dışında başka bölümleri de katarak bu çember genişletilebilir. Tabii mesela ki. Şah damarı darlığı varsa hastada çok büyük ihtimalle koroner arterlerinde de bir darlık vardır diyerek kardiyoloji bölümünde devreye girmiş olabiliyor. Çünkü damarlarda değil mi hocam bir sıkıntı olabiliyor? Genç yaşta böyle bir darlık varsa aklımıza hemen bir romatolojik bir durum söz konusu mu diyerek romatoloji bölümü de devreye girebiliyor. Dolayısıyla bu çok bölümün uyum içinde çalışıp tedavi verebileceği hastalıklardan bir tanesi. Burada altta yatan nedenin de ortaya çıkartılması önemli herhalde hocam. Aynen öyle. Değil mi? Neden bu darlık ortaya çıktı? Tedaviler de herhalde buna göre mi şekilleniyor hocam? Buna göre şekilleniyor ama aynı zamanda da hasta geldi diyelim ki böyle şikayetlerden bir tanesi oldu az önce saydığımız geçici görme kaybı ya da konuşma bozukluğu, elde kolda güç kaybı gibi. Ondan sonraki aşamada hemen bir görüntüleme. Acaba beyinde bir hasar var mı yok mu? Bir tomografi ya da bir MR. bu da aynı zamanda hep söylüyoruz hani kişiye göre okumaşı dikmek, hot kotür çalışmak gerekir. Eğer böbrekte bir problemi yoksa bir tomografi, eğer bunda bir problem varsa ya da radyasyon almasına mani bir durum varsa MR anjiyografi bize difüzyon MR gibi tetkikler beynin ne kadarının etkilendiği ya da karotisteki darlığın şiddetini bize anlatmakta faydalı oluyor. Diyelim ki bunun hiçbiri yok. Evet, sadece hocam. Tarama yapacağız. Evet. Ben 65 yaşımı geçtim.
Acaba bende böyle bir problem var mı yok mu diye. Böyle bir darlık var mı yok mu? Basitçe bir ultrasonografi bu konu hakkında bize yine son derece önemli bilgiler verebilir. Boyun ultrasonografi. Değil mi? Boyun ultrasonu. Şah damarı ultrasonu aslında. Evet. Probu koyup şah damarında darlık rahat var mı yok mu? Rahat bir şekilde değil mi yapılabilen? Tekrarlanabilen. Radyasyon riski taşımayan bir tetkik ama tarama amacıyla kullanılan tetkiklerden bir tanesi. Öneriyor musunuz hocam? Bu riskli gruba mı öneriyorsunuz? Riskli gruba rutin öneriyoruz. Bizim hastanemizde koroner bypass olacak hastalar zaten rutin karotis doplerine girmiş oluyor. Şah damarı ultrasonuna diğer adıyla. Riskli grupta varsa aile hikayesi, sigara içme öyküsü, yüksek tansiyon, belli bir yaşı geçme, 65 yaşı geçen hastalarımızda rutin karotis görüntülemesini uyguluyoruz. Önemli çünkü sonrasında değil mi hocam? Aslında hastalıklardan korunmak ya da hastalığın erken teşhis edilmesi her zaman hayati öneme sahip. Tabii ki tedavi için de çok önemli. Tedavi için de çok önemli. Hastalığın tabii ki seyri için de çok önemli. Hocam evet teşhis edildi şah damarı darlığı. Şah damarında belirli bir darlık ortaya çıktı. Ne zaman tedavi edilmeli? Hemen tedavi edilmeli mi? Bu da çok güzel bir soru. Klasik olarak kılavuzlarda bizim de yazmış olduğumuz bir nokta var. Bu da %50'nin üzerinde bir darlık varsa ve kişi de az önce saydığım semptomlar varsa, işte ani görme kaybı, elde kolda güç kaybı, konuşma bozukluğu ve %50'den fazla darlık varsa o zaman hasta ameliyata aday. Diyelim ki bunlardan hiçbirisi yok. Evet. %80'in üzerinde bir darlık var. O zaman da hasta ameliyata aday. O zaman aklımıza şu soru geliyor. %50 ile %80 arasında bir darlık var ama hastada semptom yok. Ne yapıyorsunuz? Asemptomatik hocam? Hasta. Evet. O zaman ne yapıyoruz? O zaman hastanın asemptomatik olan hastalarda daha çok bekleme ve en iyi tıbbi tedavi tarafında kalıyoruz. Özel bir durum yoksa. Yani ilaç tedavileri mi? İlaç tedavisi. Bu bir kan sulandırıcı ilaçlar ama kan sulandırıcıyı özel bir şey söylememiz lazım. Antiplatelet dediğimiz trombosit fonksiyonlarının düzenlendiği ya da trombosit fonksiyonlarına yönelik verilen antiagregan ya da antiplatelet aşanlar. Aspirin bunlardan bir tanesine örnek. Veya kan yağları yüksekse burun kontrolü, yüksek tansiyon varsa burun kontrolü, sigara içiyorsa mutlaka bırakılması ve belli bir egzersiz programına ve görüntüleme tekrarı için rutin takipler alınması lazım. Acaba bu darlığın miktarı artıyor mu artmıyor? Sabit mi kalıyor? Yani tedaviye gerek olacak mı olmayacak mı? Olmayacak mı gerek. Peki belirtiler ortaya çıkarsa yine tedavi mutlaka gündeme tedavi geliyor. Mutlaka gündeme geliyor. Hocam tedavileri de konuşalım o zaman. Şimdi ekrana da yansıyor. Aslında hem girişimsel radyolojinin hem cerrahinin burada ortak çalışma değil mi hocam alanlarınız da oluyor. Açık cerrahi ya da endovasküler evet. Tedavi yapmak mümkün buna. Açık tedavide oradaki plağı tamamen çıkartmak söz konusu. Yapmış olduğumuz cerrahide bir kesi yaparak kişiyi birkaç gün hastanede yatırarak küçük bir kesi ve plağın tamamını çıkartmak mümkün. Bunu yapamadığımız bazı durumlar var. Nedir onlar? Kişi daha önce radyasyon tedavisi almışsa, daha öncesinde boyun bölgesinden cerrahi geçirmişse, o zaman bu cerrahi yapmak biraz daha böyle yapışık dokularda yapmak söz konusu olduğu için biraz daha zor olabiliyor. Darlık çene kemiğinin üzerindeyse ya da köprücük kemiğinin altındaysa, yani yüksek bufirikasyon, alçak bufirikasyon dediğimiz anatomik bir zorluk varsa, bu durumda endovasküler tedavi ön plana çıkabiliyor. Ama bunlar yok ise kalsifik hastada ilk tercihimiz cerrahi. Yani endovasküler cerrahi dediğiniz girişimsel aynen olarak öyle. Yapılan değil mi? Balon, stent. Balon ve stent bunlar. Gibi anjiyo evet. işlemiyle anjiyo yapılan. Anjiyo işleminde olan işlemler. Peki anjiyo işlemleri nasıl yapılamıyor? Ne evet. hangi durumda yapılamıyor? Evet. Diyelim ki çok fazla kalsifikasyon var. Damar çok kıvrıntılı ve büküntülü. Damarın içerisinde kasıktan girilerek aortadan damara ulaşmak çok zor. Yani kılavuz telin zor geçeceği durumlarında tamamı endovasküler yöntemler için problem ve zor. Evet. Bu durumda da cerrahi ön plana geçebiliyor. Cerrahi yine açık cerrahi. Açık cerrahi hocam, ön plana geçebiliyor. Açık cerrahi değil mi? Evet. Dolayısıyla bunu bütün tedavileri önümüze koyup mümkün olan modern tıbbın gerektirdiği
tıbbi tedavi zaten elimizde mutlaka evet. kullanacağız. Evet. Açık cerrahi ya da endovasküler tedavileri hangi? Yani balon stent seçeneklerini hastaya uydurarak hangisi hastamız için daha uygunsa onu seçmemiz gerekecek. Şimdi şöyle sorular eminim size geliyor hocam. Hani açık cerrahi olmasa da hocam belki girişimsel olarak yani bu tedavilerden fayda göremez miyim? Yani birbirlerinin alternatifi olabilir mi bu tedaviler? Şöyle, her hasta aklına bir soruyla gelir. Ben bir an önce bu hastalığımdan nasıl kurtulurum? Nasıl kurtulurum? Bu önemli ama bu hastalıktan kurtulabilmek önemli. Yani eğer cerrahi hak eden bir hasta varsa ama cerrahiden bu mantıkla kaçıyorsak eğer hastamıza zarar da vermiş oluruz. Tabii. Yani gereken tedavi, gereken hastaya, gereken zamanda ve gereken şekilde uygulanması lazım. Hani bu bizim aslında temel mottomuz. Tabii. Temel sloganımız da neye bu. Neye ihtiyacı varsa değil mi hocam? Evet. Evet. Tabii ki hastanın risk faktörleri cerrahi için fazladır. Çok ileri yaştadır. Ameliyatı kaldıramayacak durumdadır. O durumda da cerrahi dışı seçenekleri masaya koymamız gerekir. Şimdi hocam cerrahi deyince tabii aslında şah damarı darlıklarında cerrahinin değil mi çok önemli bir yeri ve rolü var. Doğru. Şimdi bunu da biraz konuşacak olursak cerrahide nasıl bir yol izleniyor? Riskli midir bu ameliyatlar? Tabii aslında çok da önemli bir damar değil mi hocam? Şah damarı dedik programın ilk dakikalarında bunun bilgilerini aldık sizden. Bu riskler hakkında da biraz bilgiler alalım sizden. Şimdi kişiye göre değişmekle beraber bu hastalığın ileri yaş hastalığı olduğunu konuşmuştuk. Evet. Dolayısıyla ileri yaştaki hastanın kendine ait risk faktörleri vardır. Diyabet bir risk faktörüdür. İlave oluşabilecek koroner arter hastalıkları risk faktörüdür. Yüksek tansiyon bir risk faktörüdür. Ve bu beyni besleyen bir damara ameliyat yapıyorsunuz. Bunun riski yoktur demek çok doğru olmaz. Tabii ki riski vardır. Ama bir şey yapmamak en büyük risktir. Böyle bir hasta grubunda. Belli bir darlığa ulaşmışsa. Çünkü ciddi sonuçlar olabilir. Belli bir semptom varsa zaten vücut sinyali veriyor. Ama bizim hastanemiz için örnek verirsek %1'in altında bir mortaliteyle bu güvenle yapılmakta. Gene her zamanki gibi tecrübe, merkezin ve cerrahın tecrübesi, kullanılacak malzemeler, ameliyathane, yoğun bakım, buradaki şartların yine bir ekip çalışması değil mi hocam? Hepsi dört dörtlük olduğu zaman o zaman risk %1'in altına inebiliyor. Çok önemli. Hocam bir de girişimsel tedavilerden bahsediyoruz. Anjiyo işlemiyle yapılan. Aslında burada yine kalp damar cerrahisi ve girişimsel radyolojinin değil mi ortak bir çalışması söz konusu. Doğru. Aslında birçok alanda vasküler ve endovasküler takımlar artık beraber çalışır halde. Bunun da önemi şu. Az önce cerrahi için saydıklarımın hepsi endovasküler tedavi için de geçerli. Çünkü o da hani kolay bir yöntem var ve bu işte kolay uygulanabilir. Hayır, onlar da çok emek isteyen, tabii ki. Çok iyi teknoloji isteyen, tecrübe isteyen, tecrübe isteyen, büyük bir organizasyon isteyen, oradaki anjiyografi ünitesinin anji hemşiresiyle, teknisyeniyle, doktoruyla bulunması, cerrahi backup'ın her an hazır olması, cerrahi yardımın her an hazır olması gerekliliği, evet. Cerrahi için sahiplerimin hepsi endovasküler tedaviler için de geçerli. Zaten takım olarak bunu yaptığımız için birbirlerinin alternatifi değil, birbirlerini tamamlayan yöntemler olarak söylememiz doğru olabilir. Hocam tedavinin başarısını etkileyen unsurlar vardır muhakkak. Şimdi az önce bazı işte kolesterolün kontrol altına alınması, yüksek tansiyonun kontrol altına alınması, sigaranın bırakılması gibi bazı risk faktörlerini saydık. Tedavideki başarıyı da eminim bunlar etkiliyor ama biraz bunu konuşalım. Nedir tedavinin başarısını etkileyen unsurlar? Bir tedaviye cerrahı kadar inanan bir hastanın olmuş olması lazım. Değil mi? Hastaya da büyük bir görev düşüyor diyebiliriz. Görev de düşüyor evet. Çünkü kendisine yapılan işlem aslında bir emek. O emeğin hakkını hastanın da vermesi lazım kendine bakarak. Verilen ilaçların düzenli kullanılması, doktorla temasın hiçbir zaman kaybolmaması. Tabii. Sigara, yüksek tansiyon, siz onu ifade ettiniz zaten. Bunları hayatından çıkartması, sigara ve kötü alışkanlıkları, hipertansiyonun ve lipidin kontrol altında olması, diyabetin kontrol altında olması. Yani siz hangi ameliyatı yaparsanız yapın. Bunlar hasta, geçerli zaten tabii, değil mi hocam? Bir oturuşta bir tabak baklava yiyorsa, üstüne bir paket sigara içiyorsa, çok fazla alkol alıyorsa, kendine bakmıyorsa, kan yağları değerleri çok yüksekse,
hangi ameliyatı yaparsanız yapın, bir süre sonra aynı şikayetlerle hastanın gelmesi çok kuvvetli muhtemel. Şimdi tam da bunu sormak istiyordum hocam. Şah damarı darlığı tedaviden sonra tekrarlayabilir mi? Tekrarlayabilir ve unutmamak gerekir ki tekrarlayan şah damarı darlıklarının tedavisi ilk tedaviye göre çok daha zor ve meşakkatli. Öyle mi? Evet. Tekrarlamamasını önlemek aslında bu yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün mü peki? Mümkün. En kritik rol zaten burada. Öyle çünkü mi? Bizim yaptığımız mekanik bir iş. Beyne kan iyi gitmiyorsa oraya kan götürmek aslında. Evet. Mekanik o yolu açmak değil mi? Aterosiklerozu tedavi edemiyoruz maalesef. Çünkü ateroskleroz damar ilerliyor. Sert diyelim hocam. Damar sertliği. Evet. Aterosiklerozu ne tedavi ediyor? İlaçlar ve yeme, tarzı. İçme ve yaşam tarzı. O da yavaşlatıyor. O da tedavi etmiyor. Damar sertliğinin ilerlemesini yavaşlatmak için aslında bunlar yapılıyor. Bunlar tamamı bitse belki 100 yıl bile genç olacak insan olacak ama halen uğraştığımız temel nokta bizim ateroskleroz bu hastalık için. Hocam şu hemen aklıma geliyor. Tabii kalp damar sağlığı çok sık konuştuğumuz konular arasında. Peki böyle damar sağlığını mesela işte kalp damarlarında tıkanıklık olan, sertleşme olan kişilerde de şah damarı yine riskli midir şah damarı darlığı? Çok riskli ve kılavuzlar olarak, camia olarak bizim de en çok tartıştığımız konulardan öyle bir tanesi. Mi? Biraz modifiye edersem hem koroner arter hastalığı var, bypass evet, olacak, hem şah damarı var. O zaman ne yapacağız? O zaman eş zamanlı yapılabilir mi? Eş zamanlı da yapılabilir. Mecbur kalırsak eş zamanlı yapılabilir. Kademeli ameliyat yapılabilir. Önce şah damarı, sonra koroner arter hastalığı, koroner bypass gibi. Bu da darlığın derecesine göre hangisi daha kritikse aslında. Bazen endovasküler tedavi yapılabilir. Karotise bir stent, kalbe atan kalpte dediğimiz, kalp akciğer makinesine girmeden yapılan bypass gibi. O da diyelim ki hem KOAH'ı var hastanın, hem böbrek yetmezliği var. Böyle durumda bütün sistemleri koruyabilecek. Dediğim gibi her programda bunu zaten vurgulamaya çalışıyoruz. Kişiye göre onu özelleştirmemiz lazım. O kişinin akciğer durumu, böbrek durumu, bir açık kalp ameliyatını kaldırır mı, kaldıramazsa ne yapmamız lazım? O zaman belki bir koroner arteri stent konulup şah damarına bir operasyonda stent yapılabilir. Yani 7-8 tane senaryoyu bu konuya kafa yormuş ve emek vermiş merkezlerin yoğunlaştığı konu bunlar zaten. Çok önemli konular hocam. Çünkü hala kalp hastalıkları birinci ölüm nedeni olarak karşımızda duruyor. Değil aynen mi? Aynen öyle. Dünyada da çok önemli. Kanser, tabii. Kalp hastalıkları ve bu şah damarı darlıkları da non-kardiyak ölümler içinde ilk sırada. İlk sırada mı hocam? Kalp dışındaki, damar hastalıklarında şah damarı darlıkları İlk sırada hemen tabii. Kendini buluyor. Hocam şunu da merak ediyorum. Evet, bazı belirtilerle işte özellikle felç yani inme aslında şah damarı darlığının en önemli sonucu, öyle değil mi? Doğru. Bu aşamada da peki bu tedaviler başarılı bir şekilde uygulanabilir mi? Yani inme, felç geçirmiş bir hastanızda. Tabii ki. İnme ve felç geçirmiş bir hastada en büyük bizim korkumuz bunun tekrar etmesi. Evet. Çünkü bir kere felç geçirdi. Vücut artık imdat çağrısını yapıyor. Diyor ki beyne kan gitmiyor. Tedavi yapılmadı. İlk 6 ay içerisinde bunu tekrar etme ihtimali de çok yüksek. O yüzdendir ki biz kendi yazdığımız kılavuzlarda şöyle bir güncelleme de yaptık. Dünya ile beraber tabii ki. Mümkün mertebe en hızlı şekilde ilk felçten sonra hastayı riske sokmadan bu ameliyatı yapabilmek. Bu da riske sokmadan derken nasıl? Felç geçirdikten sonra hastayı bekleyen önemli bir risk de kanamadır. O riski de atlattıktan sonra ya da majör bir felç değilse eğer bir an önce ameliyatı yapmak devreye giriyor. Çünkü bunu yapmazsak 1, 2, 3 kaç defa daha felç geçirebilir? Mutlaka ve sonucu ne hayatı olabilir, değil mi hocam? Kastedecek bir durumla karşılaşılabilir. Bu da bizim en çok konuştuğumuz bir diğer noktaydı. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Hocam gerçekten hayati konular. Aslında en kritik sorulardan biri de belki şah damarı darlığından korunabilir miyiz? Az önce çok altın kurallar saydınız ama ben izleyicilerimizin aklında kalsın isterim hocam. Çünkü kontrol edebileceğimiz bazı şeyler var. Doğru. Bu cümle de çok doğru. Kontrol edebileceğimiz bazı şeyler var. Kontrol edemediğimiz bazı şeyler de var. Kontrol edemediğimiz şeylerin başında genetik geliyor. Tabii. Değiştiremiyoruz. Genetimizi değiştiremiyoruz. Hocam? Ama değiştirebileceğimiz birkaç nokta var. Bir, ne yiyip ne içeceğimiz. Bunu değiştirebiliriz. Sigara içip içmemek elimizde. Ne yiyeceğimiz ne yemeyeceğimiz elimizde. Birinci nokta bu. İkinci nokta da rutin egzersiz. Rutin egzersiz neden önemli?
kan yağlarını düşürmek için hangi ilacı kullanırsanız kullanın, yanına bir egzersiz eklendiği zaman daha başarılı oluyor değil mi hocam? Çok 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 daha başarılı olur. Hı hı. Yani aslında kolesterolü nasıl düşüreceğimizi, tansiyonu nasıl kontrol altına alacağımızı, işte sigarayı belki nasıl bırakacağımızı, işte ikinci bölümde sevgili izleyiciler sigara bağımlılıkta akupunktur tedavisini konuşacağız. Belki farklı yöntemler denenebilir değil mi hocam? Evet, onu da merakla izleyeceğim ben de. Lütfen, çünkü izleyicilerimiz için de eminim çok bilgilendirici olacak. Bağımlılıklar çok önemli konular. Özellikle sigara her programda altını çizdiğimiz bir konu. Hocam, şah damarı darlıklarını konuştuk. Tedavileriyle ilgili çok kıymetli bilgiler aldık. Son mesaj ne olur izleyicilerimize? Hayat tarzı değişikliği çok önemli. Eğer semptomlar gelişiyorsa mutlaka bir kalp damar cerrahınıza başvurmanız. Eğer tedavi olmuşsanız bile her şey oldu bitti demeden gene bu hayat tarzı değişikliklerine ve önlemlere dikkat etmeli ve belli aralıklarla da rutin kontrolleri ihmal etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Şah damarı darlığı için de rutin kontrol, tarama hatta önerebiliyoruz dediniz hocam. Aynen öyle. 65 yaşını geçmiş kişiler eğer aile hikayesi varsa, sigara kullanıyorlarsa, kan yağları yüksekse, diyabeti varsa, yüksek tansiyonu varsa mutlaka yılda bir kere şah damarı kontrolünü geçmiş olmaları lazım. Bir ultrason dedik değil mi hocam? Bir basit ultrason bunu çok kolay çözer. Onlar bir kalp damar cerrahına başvursunlar. Yeter. Zaten o rutin akışına girdiği zaman gereken yapılır zaten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Her zamanki gibi çok da keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, farklı bilgiler alarak devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde sigara bağımlılığından kilo kontrolüne, kaygı kontrolünden ağrı tedavisine, akupunktürden nasıl fayda görebiliriz? Önemli sorulara cevaplar bulacağız. Kolon yani kalın bağırsak kanseri, ülkemizde hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü. En önemli özelliği ise sinsi ve sessiz seyretmesi. Bu nedenle de hastaların en az dörtte birine ilk tanı ileri aşamada koyuluyor. Kolon kanseri için herkesin dikkat etmesi gereken konular arasında uzmanlar şunların altını çiziyor. Kalın bağırsak kanseri sağlıksız beslenmeyle yakından ilişkili. Aşırı yağlı yiyecekler, hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kalın bağırsak kanserine davetiye çıkartıyor. Her gün yeterli sebze ve meyve gibi bol lifli gıdalar tüketmek, salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş ve katkılı etten uzak durmak çok önemli. Diyabetten kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok soruna neden olan aşırı kilo kolon kanserine de zemin hazırlıyor. Fazladan aldığımız her kilo kolon kanseri riskini de artırmış oluyor. Sigara ve alkol kullanımı kolon kanseri riskini artırırken var olan tümörün ise büyümesine ve metastaz yapmasına da neden olabiliyor. Bir diğer önemli konu, modern çağın insan sağlığına verdiği en büyük zararlardan biri olarak gösterilen hareketsizlik. Hareketli yaşam tarzı benimsemek, haftanın en az 3 günü yarım saat yürümek, kolon kanseri ve benzeri hastalıklardan korunmada yine çok önemli. Kolon kanseri için tarama testlerinden dışkıda gizli kan ve kolonoskopi 50 yaş üzeri herkese önerilen tetkikler. Uzmanlar ailede kolon kanseri hikayesi olan kişilerin tarama testlerine daha erken yaşlarda da başlayabileceklerini önemli vurguluyor. Çünkü ailede birinci derece yakınınızda kolon kanseri olması kanser riskinizi 2 ile 4 kat arttırıyor. Evet sevgili izleyiciler, devam ediyoruz stüdyomuzda programımıza. Akupunktür tedavisini konuşacağız. Akupunktür tedavisi geçmişten günümüze uygulanan tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda yapılan önemli bilimsel çalışmalarla aslında akupunktürden pek çok farklı sağlık sorununda yararlanabiliyoruz sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızda özellikle sigara bağımlılığından kilo kontrolüne, kaygı kontrolünden ağrı tedavisine kadar akupunktürden nasıl fayda görebiliriz? Önemli sorularımıza cevaplar bulacağız. İki değerli hocamız stüdyomuzda bizlerle. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Akupunktür Tedavi Merkezi'nden Profesör Doktor Ender Gedik ve Profesör Doktor Selma Aydın hocalarımız bu önemli sorularımıza cevaplar bulacak. Ender hocam, Selma hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Selma hocam, sizinle başlayalım programımıza. Şimdi akupunktür tedavisi
aslında tabii çok geçmiş yıllarda değil mi hocam zaten uygulanan bir tedavi ama günümüzde de böyle çok yeniliklerle, gelişmelerle, güzel aslında haberlerle devam ediyor bu uygulamalar. Hocam ben ilk olarak akupunktur tedavisinin tamamlayıcı tıp alanında yeri nedir, önemi nedir? Akupunktur ve sağlık dediğimizde neler söylersiniz? Evet, öncelikle ben gerçekten teşekkür ediyorum. Akupunktur denince işte hep herkesin kafasında alternatif olarak algılanıyor. Evet hocam. Bunu her programda aslında dile getirdim. Biz alternatif değiliz, tamamlayıcı tıpız. Yani bu akupunktur 3000 yıldır Çin'de uygulanan, daha sonra dünyanın diğer ülkelerine giden bir uygulamadır. Nedir? Biz çelik iğneler ya da kulak iğneleri kullanarak insanın kendi hücreleriyle kendini şifalandırması olarak uyguladığımız bir yöntemdir. Medikal tıbbın bazen yetersiz kaldığı demeyeyim de yani ne yaparsak yapalım hastalar bazen çözüm bulamayınca evet. Son durak olarak bize geliyor. Tabii ki bizlerde de şöyle Ender hocam da olsun ben de normalde uzmanlıklarımız bu alan değil. Lakin yıllar içerisinde kendime 2016 yılında uygulandıktan sonra akupunktura çok çok daha inanarak bu işe girdim ve çok da severek yapıyorum. Hastalarım da çok mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü bizim için gerçekten tamamlayıcı olması çok önemli ve kendi hücrelerimizle kendimize şifa vermek gerçekten şahane bir şey diye düşünüyorum. Vücudun eczanesi değil mi hocam? Evet, bizde ilaç yok. Biz iğnelerle birlikte ne yapıyoruz hastalarımıza? Tıkanmış olan noktaları açmaya özen gösteriyoruz. İşte diğer programda bahsetmiştik, iç faktörlerimiz, dış faktörlerimiz var. Dışarıdaki rüzgar, soğuk hava, ateş, sıcaklık her şey etkiliyor bizi. Bir de ne var bizim? İçimizdeki faktörlerimiz var. Bunlar ne? Tabii ki duygularımız, işte öfkemiz, korkularımız, evet. Endişelerimiz, kaygılarımız, sevinçlerimiz her ne olursa olsun bunlar bir araya geldiğinde hepsi de hastalık oluşturuyor. İşte akupunkturla biz ne yapıyoruz? Bu ikisinin birleşmesiyle gerçekleşen o tıkanıklıkları çözüyoruz ve normalde olan o enerji döngüsünü doğuş anı itibaren gelen yeniden aynı döngüyü çevirmeye özen gösteriyoruz. Ve hastalarımıza zaten geldikleri an itibariyle, ilk seans itibariyle kendilerini farkındalığı çok iyi yaşıyorlar. Hocam programdan sonra hepimiz akupunktur tedavisine geleceğiz diye düşünüyorum. Bekleriz. Şimdi Ender hocam, siz aslında yoğun bakım uzmanlığınız var. Bu alanda yıllardır çalışıyorsunuz. Anesteziyoloji ve reanimasyon değil mi? Anabilim dalı evet. Altında. Ama son yıllarda akupunktura da siz de Selma hocam gibi değil mi hocam? Merak saldınız. Selma benden biraz daha kıdemli bu alanda. Ama tabii şöyle tedavilere ilgi duymakta beraber bu iş çok yoğun bir emek gerektiren eğitim süreci istiyor. Ben evet. De ailemde ve kendimde yakın çevremde fayda görüldüğü için bu konuyla ilgili olarak merak saldım. Uğraştık. Çok yoğun bir süreç. Sağlık Bakanlığı eğitimler veriyor. Tabii. Bayağı tıp diploması, doçent profesörlük belgesi gibi resmi bir belge almak zorundasınız. Ondan sonra bu faaliyetleri yapabiliyorsunuz. Ben bu konuda öncelikle de bir teşekkür etmek istiyorum. Başta hastane yönetimimize Adnan Bey'e bu olanağı açtı. Her ikimize de, Selma Hoca'ya da bana da. İkincisi arkadaşlarım azıcık fedakarlık gösterdiler bu eğitim sürecinde. Zaman zaman da yoğun bakım gibi çok meşakkatli bir işin içinde daha kesin çözümler bulabileceğimiz bir merkezde, akupunktur merkezine resmi olarak çalışabilmek mutluluk veriyor. Ne güzel. Bu da aslında, çok önemli. Evet hocam. Evet. Aslında başvurduğumuz evet. Merkezde de böyle değil mi? Alanında uzman hekimlerimizden evet. Evet. Bu tedavileri alıyor olmak da çok kıymetli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kaldı ki bizim için çok da yakın. Anestezistler için ağrı tedavisi de çok önemli. Biliyorsunuz tabii. Biz merkezimizde ortopediden Cengiz Hocam'ın öncülüğüyle Coşkun Aras Hoca'yla birlikte de çalışıyoruz. Evet. Onun ağrı tedavileri de var. Hepsi bütünleyici. Büyük bir ekip. Evet, geniş bir ekip. İçinde bulunduğumuz yüzyılda akupunktur tedavisinde önemli yenilikler, gelişmeler oldu öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Her alanda olduğu gibi onda da oldu ama bu biraz fazla. Şimdi Selma Hoca klasik eski yöntemini söyledi. Bunu hala çok güzel bir şekilde uyguluyoruz ama bir yandan da beni çok cezbeden, daha sonra ekip arkadaşlarımızı da cezbeden auriküle terapi, auriküle tıbbı dediğimiz bir alan daha var. Kulakla ilgili gelişmeler oldu. Ancak iyi bir haber, kökeni yine geleneksel. Fransa'da Dr. Noje ve arkadaşları buluyorlar. Kendileri ve oğlu şu an sağlıklı. O da aynı şekilde hem doktor hem mühendis. Çok ciddi deneylerle başlıyor ama öğrendikleri kişiler Çinli denizciler. Bir ebenine deriz, sınıkçı deriz, ona benzer bir Madame Borin
Fransa'da bu işlemi yapıyor. Kimlere yapıyor? Bel ağrısı çekenlere, bazı noktalara iğneyle müdahale ediyor ve doktorlar bunun üzerine deneylerle bugünkü sistemi geliştiriyorlar. Şimdiki sistemin en büyük özelliği şu, akupunktüristler, hani şöyle söyleyeyim, laboratuvarla ve diğer yöntemlerle hekimlik yapmak kolay. Önemli olan bunlar olmadan teşhis koyup tedavi etmek. Selma Hoca'nın anlattığı için tıbbı böyle, çok mükemmel bir sistem ama biz biraz bu Batı tıbbının da kullandığı yöntemlerle, Fransız ekolüyle bazı cihazlardan yararlanıyoruz. Ve böylelikle fizyolojik dengeleri gözeterek yine aynı şekilde hocanın da dediği gibi fizyolojik işleri düzeltmeye çalışıyoruz. Vücuttaki dengesizlikleri bir dengeye getirmeye çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Modelimiz kulak. Kulakta vücudumuzun bir temsili olduğunu düşünen çalışmalar var. O bölgelere müdahale ediyoruz. Belki ileride biraz daha geniş olarak da anlatabiliriz. Dolayısıyla bu yüzyılda önemli gelişmelerden birisi gelenekselin üzerine kulak akupunkturu olarak da ifade edebileceğimiz ağrıküle terapinin eklenmiş olması ve bununla ilgili çok geniş bir cihaz profilinin oluşmuş olması. Bunları rahatlıkla kullanabilmekteyiz başkent akupunktur merkezimizde. Bu çok önemli hocam. Yani evet, bir yol göstericiniz var aslında. Evet. Değil mi? Rehber. Rehber. Bu cihazlar kişi geldiği zaman rehber oluyor. Yani evet, nereye nasıl iğne takılacak? Nereye müdahale edilecek? O şekilde evet. O etkileri de aynen bir hasta tedavisi gibi planlayıp yapabiliyoruz ki bu da bizi çok tartışılıyor. Biliyorsunuz geleneksel mi, alternatif mi, Selma anlattı. Ama bu konuda biraz da hani son noktaya gelmek gibi bir konu varken artık hastalarımız bu cihazlar sayesinde bırakın son noktayı. Bazı şeylerde örneğin bağımlılık ve diğerlerini de anlatacak Selma ön plandan da gelebiliyor. Örneğin bir sigara bırakmak için ilaç kullanmak yerine ben bu işi acaba ilaçsız çözebilir miyim diye de bize gelebiliyorlar. Konuşacağız hocam. Sigara çok önemli. Programın ilk bölümünde de konuştuk. Birçok hastalığın aslında değil mi risk faktörü olarak karşımıza evet, çıkıyor. Evet. Aman sigarayı bırakamadım, bırakamıyorum diyen izleyicilerimiz için bence çok güzel mesajlar alacağız bugün. Kesinlikle. Ama ben Selma hocama şu aşamada dönmek istiyorum. Çünkü biz akupunktür hep zayıflamada kullanılır diye biliyoruz. Aslında öyle değil. Sadece zayıflama değil. Ama hocam özellikle hani günümüzde hangi alanlarda akupunktürden yararlanabiliriz? Şimdi akupunktür evet herkesin bildiği şey akupunktür deyince zayıflama geliyor. Eşittir zayıflama değil hemen mi hocam? Hemen işte kulaklara bir tane bir şey takılıyor işte zayıflama diye düşünüyorlar ama bunun yanında mesela bizim poliklinikte en çok gelen şeylerden migren hastaları geliyor. Anksiyeteler, depresyon şikayeti olan hastalarımız geliyor. Ağrı, Ender'in de bahsetmiş olduğu gibi ağrı şikayetleri geliyor. Dünya Sağlık Örgütü 156 tane hastalık için bunu öneriyor, tavsiye ediyor zaten. Alerjik rinitten tutun, migren, işte gastrit problemleri, reflülerden tutun. Beraberini görmeyle alakalı problemlerimizden, alerjik yapılarımızdan, ürtikerlerden varana kadar gerçekten çok geniş bir alanı var. Biz sadece zayıflama değil, alerjilerde de gerçekten çok güzel sonuçlarımız aldığımız hastalarımız çünkü var. Çünkü alerjik hastalıklar da özellikle bu iklim değişikliği nedeniyle hocam çok sık görülmeye başlandı. Bahar geldiğinde hemen tıkanmaya başlıyorlar tabii ki. O dönem içerisinde ne yapıyorlar? Bize geldiklerinde en azından bu bahar çok rahat geçirdim diyor. Ya da artık ilaç kullanma şeyleri azalıyor mu hocam? İlaç miktarları, dozları azaltan hastalarımız oldu. Yani mesela ben kendim şahsen hiçbir zaman ilaçları kestirmiyorum hastamı. Çünkü böyle bir şey hakkım olmadığını düşünüyorum. Ne olursa olsun. Eğer bir şeyler değişiklik varsa lütfen uzmanınıza gidin. Size bu tedaviye başlayan dozunuzu azaltma kısmını o şey önersin. Ben değil. Ama biz yaptığımız takdirde zaten oldukça rahatlıyorlar. Yani dediğim gibi migrenler de çok rahatlıyor. Ayda 8-10 atak geçiren hastamız ve devamlı ilaç kullanan hastalarımız şu an ayda bir atak geçirdiğini, bazen hiçbir şekilde atak geçirmediğini ifade ediyor. Yani bir baş ağrısı çeken bir kişi için ağrısız bir dönemin ne kadar güzel ve konforlu olduğunu kendini değil dile getiriyor. Yaşayan insanlar. Yaşam kalitem değişti diyor. Yani bununla birlikte ya bir tek ben değil, evdeki bütün bireyler etkilendi ve biz çok rahatladık, çok mutluyuz diye kendini dile getiriyor. Ne güzel. Tabii bizim için de bu tabii büyük değil bir mutluluk hocam oluşturuyor. En güzel hediye oluyor size kesinlikle de. Kesinlikle. Çünkü yaşam kalitesi, ağrı şikayeti zaten yaşam kalitesini çok etkileyen çok bir şey. Zayıflamada da ama özellikle çok önemli çalışmalarınız var yaptığınız. Evet, şimdi normalde benim poliklinikte en çok gelen hasta profilim zayıflama hastaları kilo geliyor. Verme. Kilo vermek için geliyor hastalarımız.
Şimdi polikliniğe geldiğinde tabii ki bir kilo verme olayı akupunkturla, yani biz 8-10 kilo bir an verdireceğiz değil, mutlaka hastalarımıza beraberinde diyet tavsiyelerini buluyoruz. Şimdi hocam bir de mucizevi bir şey bekleniyor. Yani o iğneler takılınca sanki, değil mi hocam, kendi evet. kendine kilo verecekmiş gibi kişi var mı böyle bir şey? Şimdi hastaların ilk söylediği şey bu. İğne takılacak, ben diyet yapmayacağım, değil mi? Var mı böyle bir şey? Böyle ben dedim, evet diyorum, akupunktur yapıldığımızda yani belki ayda bir kilo verirsin. Ama beraberinde diyeti, ekstradan da hareketini artırdığın takdirde bu 6 ile 8 kilo arasında fark ettiriyor. Yani hızlandırıyor süreci. Hızlandırıyor. Zaten akupunkturun ve zayıflamadaki en büyük etkisi birincisi olarak metabolizmayı hızlandırıyor. İkincisi olarak mide asit salgısını azaltıyor. Her zaman için bir yiyeceğe ulaşamamak nedir? Bir stres faktörüdür. Tabii ki. Ya bir bağımlılıktır aslında. Tabii ki. Yemek de bir bağımlılık. O da bir bağımlılık olduğuna göre ona ulaşamayınca stres tetikleniyor. Akupunktur stresi azaltıyor. Şimdi bizim normalde kilolu hastalarımız nedir? Yağları oranları, yağ ağırlıkları fazladır. Yağ metabolizmasını hızlandırıyor. Yani bunlar bir araya geldiğinde hastamızın kilo vermesi. Tabii ki diyete ekleyip üzerine de bir de egzersiz. Ben en çok yürüyüş tavsiye ediyorum. Hani yapabilecek en basit yöntem en basit, olduğu hepimizin için. Yapabileceği, herkesin yapabileceği. Yani. 45 dakikaya aşkın bir lütfen yürüyüşünüzü de yapın. Bu yağ yakımlarımızı daha da hızlandıralım. Akupunktur şu an bunu sağlıyorken lütfen devam edelim. Bir de ne yapıyor akupunktur? Tok hissettiriyor. Ya tokken... O da ne kadar güzel hocam, yani, bir şey değil mi? Yani o, çünkü kilo vermede en çok yaşadığımız kaygı durumu bu. Aç kalmak. Evet, tok hissediyor. Yani tok olduğu için de yeme arayışı yok. Lütfen bu dönemde en azından diyetinizi düzenleyin. Hareketlerinizi artıralım. Ve beraberindeki başarıyı bir görelim. Ne kadar çok değiştirdiğimizin farkına varalım. Ayda kaç kilo hocam ortalama veriyor hastalarımız? Şimdi normalde ben yetişkin hastalarımda genellikle haftada bir kilo bekliyorum. Çocuklarda 500 gram kadar. Ama tabii kişinin altında yatan tiroid problemleri gibi bir şeylere de varsa ya da insülin direnci varsa o zaman bu 500 haftalık 500 de gidebiliyor. Ama normal şartlar altında ben haftalık bir bekliyorum. Tabii bu kişinin söylediğimiz diyetine dikkat etmesi, beraberinde egzersizlerini yapmasıyla haftada 2'şer kilo veren hastalarımız da oluyor. Bir ayda 8 kilo veren de oluyor. Yani buradaki aslında uyum hastanın da bizimle uyumlanmasıdır tabii ki. Kaygı kontrolü yine çok önemli. Günümüzde artık hocam yani stresi yönetebilmek gerçekten, evet hepimiz bu süreçleri yaşıyoruz. Kaygılandığımız, endişelendiğimiz, hatta depresyonda olduğumuz zamanlar olabiliyor. Bu anlamda da akupunkturdan yararlanıyor olmamız gerçekten çok önemli. Biraz bu konuya da değinelim dilerseniz. Şimdi normalde aslında gözden kaçırdığımız ne? Biz canlılar, yani daha doğrusu insanlar, biyopsikososyal bir varlıklarız. Yani biyolojik bir yapımız var. Herkesin ailesinden evet. getirdiği bir genetiği var. Beraberinde başka ne? Ve psikolojik yapımız var. İşte bunlarda sıkıntı olduğunda işte depresyon, anksiyete, kaygı gibi ortaya çıkıyor. Bir de sosyal yapımız var. Bu nedir? Çevremizdeki insanlardır, yaşadığımız iş ortamlarıdır. Bunlar her biri dengedeyse aslında bir insanın hep sağlıklı olmasını bekleriz. Ama bunların içerisinde bir tanesinde bir dengesizlik oluştuğunda özellikle psikolojik olarak çok etkileniyoruz. Hemen etkileniyoruz. İşte anksiyeteler, pandemi döneminde en çok herkese görülen ne oldu? Anksiyete, depresyon çok arttı. Zaten Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 2050 yılında en çok görülecek hastalıklar ruhsal problemler. O yüzden ki akupunktur bu dönemde de serotonin hormonunu, dopamin, endorfinleri çok güzel salgılattığı için de hastalarımızın enerjileri değişiyor. Geldiklerinde o ilk günlerindeki gözlerindeki o buğu, matlık kayboluyor ikinci seansta bile. Kendisi söylüyor, ya eskiden böyle kolum kanadım kalkmazdı, yani yataktan çıkmak istemezdim ama bugünlerde farklı hissediyorum. Birazcık daha dik duruyorum, işte duruşum bile değişti, bakışım değişti, daha hareketliyim, cıvıl cıvılım, insanlar konuşabiliyorum diyor. Bunlar tabii ki bizim için çok büyük bir avantaj. Şimdi Ender Hocam ekranda da görüyoruz, akupunkturun uygulanışı da tabii ki çok önemli. Uzman ellerde yapılıyor olması çok kıymetli. Şimdi Selma Hocam'dan bazı konuları dinledik. Ben size de özellikle sigara bağımlılığını sormak istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Günümüzün en önemli sağlık problemleri arasında. Ne yapıyorsunuz hocam bağımlılıkla ilgili akupunkturda? Memnun etti. Anlatabilirim çünkü sigaradan en çok çekenlerden birisi de bendim. Hani itiraf etmek gerekirse ve bu tedavi bana yardımcı oldu. Siz akupunkturla mı bıraktınız ben hocam? Ben akupunkturla bıraktım. Epeyce de bir uzun süre oldu. Devamlı geleceğine de inanıyorum. Şöyle, bütün tedaviler emek gerektiriyor. Tabii hem ki. Uygulayıcılar açısından hem de tedaviler alan kişiler açısından.
Yani bir basit gripi düşünün ki basit grip demeyelim nelere mal olabiliyor. Siz orada kurallara uymazsanız sonuçta yan etkiler ve bazı komplikasyonlarla birlikte gidebiliyorsunuz. Akupunktur tedavilerinde de Selma Hoca'nın dediği gibi bir şekilde fedakarlıkta bulunmanız gerekiyor. Sigarayı anlatalım. Sigarayı bırakmak isteyeceksiniz öncelikle. O kararı vereceğiz. Evet, o kararı vereceğiz. Ben ona bir milat diyorum. Bir gün olabilir. Hani güzel, özel bir gün olabilir. Ay başı olabilir, hafta başı olabilir. Ve son sigarayı akşam yakıp sabah içmeden gelmiş olmak gerekiyor. Bu neyi sağlıyor? Görüntülerimizde de var. Bazı dedektörler kullanıyoruz uygun noktaları yakalayabilmek açısından. Şimdi gelecek ekrana, evet hocam. Nikotin o noktaları kapatıyor. Buraları anlayabilmemiz için bu çok kritik. O yüzden biz de Selma da aynı şekilde dersleri falan ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Biz de vizitlerimizi hastalarımızı ayarlayıp tabii, diğer arkadaşlarımızı tabii yardım ederek genellikle sabah saatlerini seçmeye çalışıyoruz. İkinci nokta çok önemli bir şey. Ben de daha önceki denemelerimde çok yanılmıştım bununla ilgili olarak. Nikotinin alternatiflerinden kurtulmamız gerekiyor. Hmm. Nikotin sakızı, işte nikotin bandı evet ya da hocam, ne bileyim ben elektronik işte sigara bile aslında evet, bir alternatif evet, gibi evet, görülüyor. Evet, onu ayrıca biraz daha açacağım ama bu nikotin içeren her şey işte ben sigara içmeyeyim, pipo içeyim, puro içeyim falan gibi ya da 3 içeyim, 5 içeyim falan gibi. Bunlar çok yanıltıcı. Aynı döngü, aynen hani çok bahsedemedik ama şeker kontrolünde de obezite de olduğu gibi burada bizi yarı yolda bırakıyor. O yüzden çok önemli. Evet şey hocam, şimdi görüyoruz ekranda. Evet, evet. Bu şekilde noktaları anlayabilmemiz için içmeden gelmemiz gerekiyor. Yani burada iğnenin nereye yapılacağını mı evet, belirliyorsunuz evet hocam şu onlara anda? Onlara iğnenin tedavi nereye yapılabileceği konusunda yer sağlıyoruz. Bu çok önemli. Ve başarı oranı %80'in üzerinde, tamamen kişiye bağlı. Direkt bıraktırmıyoruz, emek gerekiyor. Yani bazen şöyle şeyler denilebiliyor. Selma Hoca'nın dediği gibi bunun en uygunu toplumumuzda, günümüzde söylenen şey şu. Arabanızı rahat rahat kaza yapın, sigortanız onu halledecektir. Siz istediğiniz gibi yaşayın, doktorlarınız onu halledebilecektir. Eki varsınız olmuyor hocam. Bir şekilde sizlerden yardım istiyoruz. Tabii, yani bu talepli olan aslında kişilerden. Bir ekip çalışması evet, oluyor. Evet, evet. Neden? Diğer değineceğim konu olan ağrıda özellikle belirtmek tabii istiyorum. Bağımlılıklar ki yemek de bir bağımlılık, obezite de aynı şekilde ağrılar ve kaygılar, depresyon, panik ataklar, fobiler bunlar hepsi bizim alanlarımız. Ama biz fobilerde örneğin psikiyatrların görüşüne, bağımlılıklarda gene psikiyatrların görüşlerine, ağrılarda ağrı merkezimiz var biliyorsunuz. Paralel çalıştığımız ama Coşkun Araz Hoca'nın büyük emekleriyle devam eden, kendisi de akupunktur çalışmaları yapıyor evet aynı zamanda. Tabii. Kolektif gidiyoruz. Biraz da öncelikle değerlendiriyor. Hatta bazen ilginç gelecek konsey yapıyoruz biz bir hasta için. Selma, ben, Coşkun, üçümüz değerlendiriyoruz. Danışacağımız bir şey olursa Cengiz Hoca'ya soruyoruz. Yani bu hastaya hangi tedavi, nereye kadar gidelim diye. Böyle bir multidisipliner bir değerlendirmeyle aynı zamanda da dalından da destek istiyoruz. Yani biz de aynı şekilde bazen diyetisyenle, bazen bir şekilde asıl doktoruyla mutlaka iletişime geçiyoruz. Hocam şimdi bağımlılık, aslında siz de sigarayı böyle bırakmışsınız. Evet, evet. Peki ne kadar, yani o tedavi ne kadar sürüyor? Kadar sürede bırakılabilir? Evet, genellikle sigara için 2 ya da 3 seans yetiyor. Bu çok önemli ama sigara için belirtmek gerekirse asıl süreç için en çok öfke kontrolü zorlaşabiliyor. Hayat zehir olabiliyor çevredekilere ya da kendisine zehir olabiliyor, ne depresyona giriyor. Ne yapıyorsunuz yine hocam? Aynı şekildeki tedavilerle gerek Çin gerekse de Fransız ekolüyle kulak akupunktürü ya da vücutla tamamlayıcı tedavileri ekliyoruz. Burada Güler Hanım'ı izliyoruz şimdi, aslında detaylarını görüyoruz. Kendisiyle de bir röportaj yaptık. Ben izleyelim, dinleyelim isterim sevgili izleyiciler. Güler Anaç sigarayı akupunktur sayesinde bırakmış. Kendisinin yorumlarını, tecrübelerini dinledik. Hep birlikte izleyelim, bilgiler almaya devam edelim. Ne kadar yıldır sigara içiyordunuz? Yaklaşık 20-25 yıldır ama günde 3-5 tane içiyordum. Son 2 yıldır günde 15 tane kadar içer oldum. Ve artık bu işin sonlandırılması gerektiğine inandım. Ve Başkent Hastanesi ve doktor arkadaşlar bu konuda bana destek verdiler. Ve şu anda 3 haftadır kesinlikle sigara içmiyorum.
Akupunktur tedavisinden nasıl fayda gördünüz? Nasıl yararları oldu size? Bir defa kendi irademle sigarayı bırakamıyordum. Sürekli bırakmaya niyetleniyordum ama akşama kadar içmediğim zaman akşam tekrar bir tane deyip tekrar başlıyordum. Arkası geliyordu. Akupunkturla bu işi bitirmem gerektiğine ve kabullenmem gerektiğine inandırdı. Ve bana dayanma gücü verdi. Alışkanlıktan uzaklaştırdı diyeyim. Dolayısıyla 3 haftadır bu işi başarıyla götürdüğümü inanıyorum. Nasılsınız? 3 haftadır sigara içmiyorsunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Daha zinde hissediyorum. Daha enerjiyim. Ve uyku düzenim düzenlendi. Rahat uyuyabiliyorum. İştahım yerine geldi. Ve rahat yürüyüş yapabiliyorum. Çünkü yürürken tıkanıyordum. Dinlenme ihtiyacı hissediyordum. Ama şimdi çok rahat yürüyüş yapar hale geldim. İnşallah böyle gider diyorum. Sigarayı bırakmak isteyenlere bir mesaj vermek ister misiniz? Kesinlikle bırakmaları gerektiğine inanıyorum. Hem sağlık açısından hem kendi ruh psikolojik açıdan olması gerektiğine inanıyorum. Çocuklara, öğrencilerimize hep bunu anlatıyoruz ama kendimiz uygulamıyorduk. Uygulayınca çok daha iyi olduğuna inandım. Röportajımızı izledik sevgili izleyiciler. Bilgiler almaya devam ediyoruz. Güler Hanım'a da tekrar buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Ender Hocam güzel bir örnek tabii. Evet, kendisi isteyerek başvurmuş ve sigarayı bırakmış. Çok güzel oldu. Neden güzel oldu derseniz yaklaşık 30 sene üzerinde bir bağımlılık. Kendisi de bir öğretmen emekli. Uzun bir süre değil mi hocam? Torunları var. Tabii. Eşi kalp rahatsızlığı geçirdiği için onun da içmemesi gerekiyor. Beraber aldılar bu kararı. Eşi müsait olup gelemedi. Ama kendisi anlattı duygularını, düşüncelerini. Tam böyle torunlarıyla birlikte güzel artık geçirebilecekleri zamanlar için iyi bir alternatif oldu. Sağlıklı, çok başarılı bir oldu. Değil mi hocam? Evet, dönem başlamış oldu. Zorlanmadığını, bu sürecin kolaylaştığını, bizim işimiz bu zaten anlattı. Ne teşekkür güzel. Ediyoruz desteğiniz için, örnek olması için. Evet, hem Güler Hanım hem evet. Sizlere. Çok, biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Sayenizde bu kıymetli bilgileri edinmiş oluyoruz Selma hocam. Aslında bu tedavilerin tabii ki başarısını etkileyen unsurlar var hocam. Yani akupunktur tedavisinden biz fayda görebilmemiz için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi en çok dikkat edilmesi gereken normalde seanslara devam düzenli bir şekilde gelmesi gerekiyor. Şimdi hastalar bazen şöyle diyor. Ben bir hafta, hani haftalık alıyoruz ama büyük bir çoğunluk. 15'te bir gelsem, ayda bir gelsem şeklinde. Var mı böyle bir şey hocam? Yani o ayda bir gelmeler çok birazcık rahatlatsa bile çok fazla işe yaramadığını düşünüyoruz. Evet. Ne olursa olsun hekimiyle birlikte enerji uyumlanması da çok önemli. Şimdi orada hastalardaki iyileşmedeki en önemli faktörlerden birisi de hastanın hekimine güvenmesi de. Ve hastalarımız bize geldiğinde, bizimle beraber vakit geçirdiğinde bize olan inançları da artıyor. Mesela bugün sabahki hastam bana şey dedi. Hocam dedi, siz gerçekten doğru alandasınız. Böyle bir ne demek falan dedim. O kadar severek yapıyorsunuz ki dedi. Enerjiniz inanın bize yansıyor dedi. Ve bu yansımanın getirdiği şey de beni her hafta buraya getirmeye zorluyor. Çünkü sizinle o enerji tekrar uyumlanmam gerekiyor. Takiplere düzenli gelmiş olması, tedavilerle uyumlanması, işte kulağın taktığımız iğneleri kendi kafasına göre çıkarmaması. Hani evet zaman zaman düşüyor o iğnelerin. Bunlar. İğneler ama işte hasta diyor ki çok acıttı diyor. Evet çok acıttığını çıkarabilirsin ama lütfen diğerlerine dokunma. Onlar bir kalsın, bir hafta bir etkisini görelim şeklinde. Bir anlamı şeklinde. Var değil mi hocam? Yoksa onları? Yani hemen deriz ki taktık akşam çıkar. Ama onlar haftalık zaten. Mıknatıslarımızda da bizim tohumlar var. Onlar düşene kadar kalabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Vücuttakileri çıkarıyoruz. İşte iğneleri batırıyoruz. 20 dakikayla yarım saat arasında bekletiyoruz. Sonra onları çıkarıyoruz. Ama diğer kulaktakinin kalması ve hastanın uyumlanması gerekiyor. Düzenli olarak randevularına gelmesi gerekiyor. Bizimle de enerjisinin uyumlanması gerekiyor. Senin eklemek istediğin var mı Ender? Başarı için inanmak gerekiyor. Çok İki, önemli. Uyum içinde çalışmak gerekiyor. Tabii. Üç, toplam olarak biraz her şeyi biz biliyoruz havasındayız. Biz de yapıyoruz bazen. Bazı dallarda mesela diyorum ki sen o konuda yanlış düşünüyorsun. Aslında böyle olmalı ama ben onun uzmanı değilim.
güvenmek gerekiyor ve devam etmek lazım. Güvenmek gerekiyor. O yüzden de lütfen güvenebileceğimiz yerlere, merkezlere başvuralım. Kesinlikle. Şimdi çok önemli. Aslında tedavi biz görüyoruz hocam şu anda işte kulağa, vücuda iğneler batırıyorsunuz. Bu uygulamalar böyle can acıtıcı, böyle hastalarınızı rahatsız edici şeyler mi? Bununla ilgili neler söylersiniz? Aslında çok zor değil ama şöyle de görün, ufak tefek ağrılar, sızlar olmuş olsa bile basitçe de sonucunu gördüğünüz zaman onlara da katlanmak gerekiyor. Tabii. Yani ufak tefek ağrılar oluyor, biz değerlendiriyoruz, açlık, tokluk sorguluyoruz, tansiyonlarını ölçebiliyoruz, satürasyonlarına bakabiliyoruz. Yani bir ön muayene yapıyoruz aynı zamanda. Ben size bir şey ifade edeyim, belki daha az tecrübeli merkezlerde veya daha çok yaptığını iddia eden merkezlerde çok hızlı yapılabiliyor ama biz neredeyse bir hastamıza bir saate yakın zaman harcıyoruz. Yani çok önemli bir şey. Yani o öyküsünü dinlemek belki değil mi hocam? Tedavi sürecine devam etmek. Selma hocam bir süre de yatırıyorsunuz herhalde. Böyle bir dinlenme süreçleri oluyor değil mi hastalarınızın? Tabii ki şimdi hastalarımız geldiğinde önlerinde bahsettiği gibi her gelmesinde bu hafta nasıl geçti diye soruyoruz. Sendeki iyileşmeler ya da kötüleşen neler? Değişiklikler neler vardı diye. Onlar tabii ki bu sohbetleri yaparkenki vakitimiz. Sonra da işte kulaklı dedektörle tararken ki en azından epey bir zaman da gidiyor. İğnelerimizi batırıyoruz. Ardından vücutları batırıyoruz derken vücutları en az 20-25 dakika bekletiyoruz. Hasta o seans esnasında dinleniyor, istirahatte. Bir meditasyon da diyebilir miyiz hocam? Ben sonrasında mesela kendim, arkadaşlarım bazısı yapıyor, bazısı yapıyor. Ben bir olumlamalar yaptırıyorum. Çünkü bir şey düşünüyorum. Biz kendimizi sevmiyoruz. En çok kullandığım benim en son kısımda da şunu yapıyorum. Diyorum ki kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum, kendimi çok seviyorum. Ve sağlıklı olmayı hak ediyorum. Hak ediyorum. Ne kadar da güzel. Ve bununla birlikte onların inançları da değişiyor ve sonrasında zaten çok rahatlamış oluyorlar. Ben son mesajlarınızı almak isterim. Ender hocam sizinle başlayalım. Son mesaj şu. Ne olur eve götüreceğimiz bir mesaj olsun. Evet, çok meşakkatli bir işin ortasında ben uğraşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Çünkü çok kesin sonuçlarla devam ediyoruz. Ben de şunu demek istiyorum. Ertelemeyin, yaşam çok kıymetli. Ağrısızı, anksiyete demeyin. Yanınızda, yörenizde gerçekten dostlarınız, arkadaşlarınız var. Çözemediğiniz noktalarda diğer dağlarla birlikte bir akupunktur merkezimiz var. Çözüm için yanınızdayız. Tamamlayıcı bir tedavi dedik ve çok da büyük destekler bulabiliriz dedik. Selma hocam. Evet, insan demin de bahsettiğim gibi biyopsikososyal bir varlık. Bu varlık çerçevesinde dengesizlik hissettiğimiz bedenimizi dinlemek gerekiyor. Beden bize sinyalini veriyor. En ufak bir yerde bir sıkıntı varsa aslında tıkanıklığın göstergesidir. Bedeninizi lütfen bir dinleyin. En derinde bahsettiği gibi medikal kısmına birlikte, bizlerle birlikte çok güzel bir sonuç oluşturabiliriz. Ve o yaşamı keyifli hale getirebiliriz. Yaşam çok güzel, her anının tadını çıkarmak gerekir diyorum. Herkese mutlu bir ömür diliyorum. Önce sağlık diyoruz. Sağlıktan daha kıymetli hiçbir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz Ender hocam, Selma hocam. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Başkent'te Sağlık programımızın sonuna geldik. İlk bölümümüzde şah damarı darlıklarını konuştuk. Belirtileri, teşhisi ve tedavisiyle ilgili önemli sorulara cevaplar bulduk. İkinci bölümümüzde ise akupunktur tedavisinden nasıl fayda görebiliriz? Önemli sorularımız oldu. Değerli hocalarımızdan da bu sorularımızın cevaplarını aldık. Sizlere güzel, keyifli ama en önemlisi sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.